2021-2022 eğitim öğretim yılında 81 ilimizde yüz yüze eğitime başladık ve Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun belirlemiş olduğu önlemler çerçevesi içerisinde çok başarılı bir şekilde süreci yönetmeye devam ediyoruz. Bizim eğitim sistemimiz devasa bir eğitim sistemi. 18 milyon öğrencinin olduğu, 1,2 milyon öğretmenin olduğu ve eğitim sisteminde 71.320 okulun aktif olarak eğitim öğretim hizmetine devam ettiği bir sistem. Bugün itibariyle 850 bin dersliğimizin içerisinde 2276 dersliğimiz yüz yüze eğitime ara vermiştir. Dolayısıyla yüz yüze eğitime ara veren derslik sayımız %1'in çok çok altındadır. Bugün itibariyle tüm dersliklere kapalı olan tek bir okulumuz bulunmamaktadır. Bu süreç içerisinde en büyük avantajımız bildiğiniz gibi öğretmenlerimizin aşılanma oranları. Birinci doz aşı oranı yaklaşık %93. İkinci doz aşı oranı bugün itibariyle %88. Bir de aşı olmayıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmenlerimizin oranı olan %5'te dikkate aldığımız zaman en az 2 doz aşı olmuş ve antikor oluşturmuş olan öğretmen oranımız %93 oranında. Bu süreç içerisindeki en büyük avantajımız hakikaten hem Türkiye ortalamasının çok üzerinde hem de kıta Avrupa'sındaki öğretmenlerin aşılanma oranının çok üzerinde bir performans gösteren öğretmenlerimizin aşılanma oranları. Ben bu vesileyle tüm öğretmenlerimize hem kendi sağlıkları için hem de oluşturmuş oldukları örneklik için çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, daha önce ilan ettiğimiz gibi 2021-2022 eğitim öğretim yılında çalışma takviminde 15 ve 19 Kasım tarihleri arasında bir haftalık tatil olacak. Öğrencilerimiz bu bir hafta içerisinde dinlenecekler, gerçekten yoruldular. 10 haftalık eğitimden sonra bir haftalık bir dinlenme molası verecekler. Burada biliyorsunuz ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimleri var. Bu 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Dolayısıyla öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli olarak sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim. Öğretmenlerimiz de bu süreç içerisinde gerçekten çok büyük fedakarlık gösterdiler. Onlar da bir hafta dinlenmiş olacaklar. Ama mesleki gelişimlerinde uzaktan eğitim yoluyla devam ettirmiş olacaklar. Bugün Bursa'mızı ziyaret ediyoruz. Bursa'mızdaki bu 9 haftayı hem değerlendireceğiz, aynı zamanda Bursa'da eğitimin kalitesini nasıl artırabiliriz? Bursa'yı sadece Türkiye'deki diğer illerle değil, dünyadaki akranlarıyla rekabet edebilir, güçlü Türkiye'nin inşasında nasıl sorumluluğunu daha çok güçlendirebilir, bunun değerlendirmesini yapacağız. Bildiğiniz gibi gittiğimiz illerde kapsamlı bir il değerlendirme toplantısı yapıyoruz. Sayın Valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, il milli eğitim müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürlerimiz bu sürece katılıyorlar. Yapılabilecek yeni yatırımları değerlendirme imkanımız oluyor. İnşallah o değerlendirme toplantısından sonra da Bursa'ya vereceğimiz müjdeleri sizlerle paylaşma imkanımız olacak. Ben Bursa'daki eğitimin kalitesinin artmasındaki büyük desteklerinden dolayı Sayın Valimize hem şahsım hem de Milli Eğitim Bakanlığı adına şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda tüm milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza buradaki eğitimin kalitesinin artmasındaki desteklerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Ve burada eğitimin kaliteli bir şekilde sürdürülebilir kılmasındaki büyük desteklerinden dolayı da Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüzü, çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Toplantıdan sonra tekrar... Evet arkadaşlar, Bursa İl Değerlendirme toplantımızı nihayetlendirdik. Bursa'da 2021 yılı içerisinde yaklaşık 400 milyonluk okul yapımı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteği söz konusu. Ya bunların bir kısmı yeni okul yapımı olduğu gibi bir kısmı da güçlendirme ve destekleme ile ilgili süreçlerde kullanılan yatırım miktarları. Şimdi Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüz ve Sayın Valimiz Bursa'daki tüm ilçelerin ihtiyaçları ile ilgili kapsamlı bir değerlendirmede bir sunuş yaptılar. Sayın vekillerimiz hep birlikte tüm ilçelerimizdeki hem okullaşma oranlarını yükseltmek hem de öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltmak ve derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltmak için ilave hangi yatırımlar yapabiliriz onları birlikte değerlendirdik. Bu çerçevede Osman Gazi ilçemize 7 tane ilkokul ve ortaokul yapacağız. Bir de Osman Gazi ilçemize özel eğitim kampüsü yapacağız. Özel eğitim kampüsünün içerisinde özel eğitim anaokulu olacak. Özel eğitim uygulama okulu 1, 2 ve 3. kademe olacak. Aynı zamanda özel eğitim meslek okulu olacak. Bir de özel eğitim öğrencilerinin, velilerinin çocuklarını orada beklerken nitelikli zaman geçirmeleriyle ilgili halk eğitim kurslarını alacakları konferans salonu, eğitim birimlerinin olduğu da ayrı bir mekan olacak. Dolayısıyla Osman Gazi'ye 7 tane ilkokul, ortaokul, bir tane de özel eğitim kampüsü yapacağız. Yıldırım ilçemize 5 tane ilkokul, ortaokul yapacağız. Nilüfer ilçemize 4 tane ilkokul, ortaokul. Gürsu ilçemize 2 tane, bir tanesi ilkokul, bir tanesi ortaokul olmak üzere 2 tane yeni okul. İnegöl ilçemize 2 tanesi ilkokul ve bir tanesi ortaokul olmak üzere 3 tane yeni okul. Gemlik ilçemize bir tane 24 derslikli ilkokul, Orhan Gazi ilçemize de bir tane 24 derslikli ilkokul yapacağız. Yapma kararını aldık. Bu yatırımları bugün itibariyle valiliğimiz hemen Milli Eğitim Bakanlığı'na talep yazısını gönderecek ve bugün itibariyle tüm bu yatırımların hepsine onay vereceğiz ve ihaleye çıkacak şekilde de gerekli kaynakların transferini Bursa ilimize kazandırmış olacağız. Bursa'da özel yetenekli öğrencilerimizin eğitim almasına aktif olarak kullanılan bilim sanat merkezlerinden 5 tane bulunuyor. Bunu 9'a çıkartmaya karar verdik bu toplantımızda. Gürsu, Kestel, Gemlik ve Osman Gazi ilçelerimize birer tane daha doğrusu Gürsu, Kestel ve Gemlik ilçemize bir tane bilim sanat merkezi, Osman Gazi ilçemize bilim sanat merkezi var. Oraya bir tane daha ilave bilim sanat merkezi kuracağız. Dolayısıyla Bursa'daki bilim sanat merkezi sayısını 5'ten 9'a çıkartmış olacağız. Yine biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın rehberlik araştırma merkezleri var. Hem eğitim çağ nüfusunun hem de yetişkinlerin özel eğitimle ilgili tanılanma ve ilave destekler alma ile ilgili teşhis süreçlerinin ve yönlendirme süreçlerinin yapıldığı merkezler. Bursa'mızda 7 tane rehberlik araştırma merkezimiz bulunuyor. 4 tane daha bugün ilave vatandaşlarımızın, çocuklarımızın, velilerimizin erişimini kolaylaştırmak için, bu hizmetlere erişimini kolaylaştırmak için 4 tane daha yeni rehberlik araştırma merkezi kuracağız. Bunlar Gürsu ilçesinde, İznik ilçesinde, Orhaneli ilçesinde ve Kemalpaşa ilçesinde olacak. Bugünkü değerlendirme toplantımızda mevcut 400 milyonluk yatırımlara ilave olarak Bursa'ya 23 tane yeni okul yapımı ve bir tane de özel eğitim meslek kampüsü yapımının onayını vermiş bulunuyoruz. Yani bunlar yaklaşık olarak 400 milyonun üzerinde ilave bir yatırım demektir. Yani Bursa'nın yatırımlarını %100 artırmış oluyoruz. Buradaki amacımız vatandaşımızın bulunduğu bölgelerde eğitim kurumlarına rahat bir şekilde ulaşımını sağlamak, erişimini sağlamak ve mümkün olduğu kadar ikili eğitimleri ortadan kaldırmak. Biliyorsunuz Bursa en fazla göç alan illerimizden bir tanesi. Dolayısıyla gelecek projeksiyonu da yaparak mümkün olduğu kadar göç alan bölgelerdeki okul ihtiyacını ortadan kaldırmak. Bu 23 okul ve bir özel eğitim kampüsüne ilave olarak da 4 tane yeni rehberlik araştırma merkezi ve 4 tane de yeni bilsemi kurmuş olacağız önümüzdeki hafta itibariyle. Ben bu tüm yatırımların Bursa'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hakikaten Bursa'mız ekonomi anlamda da Türkiye'nin itici gücü şehirlerden bir tanesi. Çok daha fazlasını hak ediyor. İnşallah 2022 yılında da bu yatırımlara, ilave yatırımlarla Bursa'nın tüm eğitimle ilgili ihtiyacını, daha kaliteli eğitime erişimi artırmak için ihtiyacını karşılamış olacağız. Ben bu süreçteki desteklerinden dolayı Sayın Valimize hasreten teşekkür ediyorum. Çünkü Bursa'daki bu 400 milyonluk yatırımda ki ağırlığı yık-yak, güçlendirme kapsamında olan yatırımlar hakikaten diğer illerimize göre en hızlı bir şekilde süreçleri yöneten ilimiz Bursa oldu ve çok da düşük maliyetlerle bu güçlendirme çalışmaları nihayetlendi. Yani kullanım oranı da çok yüksek. İnşallah çok daha bu yeni yatırımlarla birlikte Bursa'nın tüm ihtiyaçlarını da gidermeyle ilgili çok önemli bir adım atmış olacağız. Yine bu süreçlerde bize destek olan, Bursa'nın sorunlarını sürekli Ankara'da bizlere ileten değerli vekillerimize çok teşekkür ediyorum. Yani Bursa vekillerimizle çok koordinasyonlu bir şekilde Bursa'nın tüm ihtiyaçlarını değerlendirme imkanımız oluyor Ankara'da. Ve benim bakan yardımcısı olarak da daha önceden en fazla geldiğim iller arasında Bursa. İnşallah bakan olarak da çok daha sık geleceğiz. Bursa'mızı çok daha güzel hale getireceğiz. Ve bir özel teşekkür de Bursa Büyükşehir Belediye'mize. Başkanımız arsa eğitim arazilerinin bulunmasından mevcut okullarının iç yapısının donatımına, kütüphane oluşturulmasına, bilim sanat merkezlerinin donatımına kadar çok kapsamlı bir destek veriyor. Eğitimin kalitesinin artırılması anlamında, Bursalı vatandaşlarımızın daha iyi eğitim hizmeti alması anlamında ben kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten Bursa'da çok güzel bir ekip var. Valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İl Milli Eğitim Müdürümüz, çalışma arkadaşları, okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, inşallah bundan sonra el birliği yapacağız. Bursa'mızın çok daha nitelikli bir şekilde başarılarıyla söz eden, Türkiye'de ulusal ölçekte farkındalık yaratan bir ilimiz olması yönünde daha çok takviye edeceğiz, daha çok destekleyeceğiz. Bu yeni yaptığımız yatırımların hepsinin Bursa'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.